Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size birkaç tane Afrika bitkisi göstereceğim. Eskişehir'de havalar biraz soğudu artık. Balkondan içeri taşıyacağım bunları. Çünkü Afrika bitkileri olduğu için biraz sıcak seven bir bitkilerdir. Soğuk biraz yani öldürebilir bunları. Yani alttan çürüme yapabilir. Bunun herhalde en büyük bitkisi. Şöyle şuradan göstereyim. Araştırırsınız, bakarsınız ismini. Adenium somalensis. Bayağı büyük bir bitki. Genellikle Somali'de, Kenya'da ve Tanzanya'da bulunmaktadır bu bitki. Bu bitki zaten bana Tanzanya'dan geldi. Arkadaşım sağ olsun getirdi. Bayağı büyük, güzel bir bitki. Birkaç tane adenium daha var ama o kadar büyük değiller tabi. Diğer adeniumlara göre yaprakları bunların gördüğünüz gibi daha uzun, daha ince oluyor. Bazı şeyler yani 15 cm'ye kadar uzuyor. Doğada bu adenium 1 metre genişliği yani şu gövdesi 1 metreye kadar gelişiyor. Yüksekliği de 5 metreye çıkabiliyor. Ama tabii ev ortamlarında bu ancak yani bu boyutlarda biraz daha büyüğü olabilir. Çünkü sonuçta saksı onu saksıya göre ve bulunduğu ortama göre yaprakları ya da dalları gelişiyor. Genellikle çok çiçek açıyor. Baharda ve yazın ilk aylarında. Diğer adenyumlara göre çiçekleri daha küçük tabi, 3-4 santim çapında. Bakalım seneye açacak. Sizinle daha paylaşırım mutlaka. Bunlar bu üç bitki bu yazın başında geldi bende. Yani bayağı iyi geliştiler. Normalde köksüzdü üçü de. Şu yapraklar komple yeni dallar verdi. Bakalım. İkinci bitkiyi göstermek istediğim Adenia globosa. Şuradan görebilirsiniz. Bu da Afrika bitkisi. Etiyopya, Kenya, Somali, bir de Tanzanya'da bulunan bir bitki. Bu da bayağı büyük bir gelişiyor. 2,5 metre çapında oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir evin kapısı gibi olabiliyor. Yani sadece çapı. Şu yukarıda gördüğünüz dallar. Bu normalde uzayan 2 metrelik yani bende uzadı. Sonra onu şu şekilde daire çerçeve aldım. Onlar 8 yani doğada 8 metreye kadar gelişebiliyor. Yani şöyle hafif dikenleri var. Gördüğünüz gibi. Yani bayağı sertler onlar da. Söylemek istediğim en önemli nokta bu bitkinin içindeki sıvı, çıkan sıvı bayağı zehirli. Yani hem şuradan görebilirsiniz sıvı var. Hem de normalde kesim yaptığınızda kesim sıvı çıkıyor ve dolayısıyla bununla uğraşırken mutlaka eldiven ya da yani bir de gözleri mutlaka koruyunuz. Çünkü çok zehirli bir bitki. Ama çok güzel de bitki. Diğer üçüncü bitki şöyle göstereyim. Kamifora. Kamifora bayağı büyük bir aile. Çok büyük bir tür, çok fazla bir tür var. Bu Kamifora Afrikanı. Pakistan'da, Hindistan'da ve Madagaskar'da tabii ki bulunabilen bir bitki. Bende bile yani 3 tür var bunun. Bu en büyüğü tabii. Başka önemli noktalardan dünya çapından tipi daha çok kullanılan bir bitki. Yani çok fazla yararlı maddeler var. Yani şimdi görebiliyorsunuz. Soldaki çok zehirli, sağdaki bayağı faydalı bir şey bir bitki. Gövdesi çok güzel. Şöyle soyuluyor. Yani zamanla çok güzel bir görünümü oluyor. Tabii biraz yeşil yani birkaç dal verdi yeşilleniyor. Artık seneye bakalım eğer daha çok yeşillik olursa artık dalları keseceğim biraz form vereceğim eğiteceğim. Böyle ama şimdilik bir sıkıntı yok. Üçü de gelişiyorlar. Yani dediğim gibi
Üçü de köksüz geldi, yapraksız geldi, dalı yoktu. Şu globasanın gördüğünüz şu kısmı hiç yoktu. Şuraya kadar kesiliydi. Şu yeni, zaten birkaç ayda bu hale geldi. Ayrıca yani boyutları anlayabilmeniz için şimdi 0.5'lik 0.5'lik su şişesi koyacağım yanına. Bir bakın hangi boylarda, hangi çapta bir düşünün. Yani bu da gelişiyor bayağı. Bir de şu şişkoya bakın. Yani bana kalırsa bayağı büyük bir bitkiler. Tabii ki bir de ev ortamı için gayet büyük bitkiler. Bugünlük bu kadar. Umarım bitkiler bir de video hoşunuza gitti. Eğer sizin de böyle bir bitkileriniz varsa mutlaka yoruma yazın. Hatta resmi de paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü ben de bir koleksiyoncu olarak yani başkalarının videoları görmek de isterim. Kanalıma abone olun. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Hoşça kalın.